İlkel kabile mensubu birini görmüş gibi davranmayın, bakmayın. Eminim ki çok fotoğraf çektirenler de olacaktır. Çıplak gezen kabile yok muydu? Selam arkadaşlar. Afrika'nın Sesi kanalına hoş geldiniz. Yine bugün rengarenk bir videoyla karşınızdayız. Eminim ki sizin dikkatinizi çekecek çok önemli bir konuyu işleyeceğiz bugün. Afrika tanıtım programlarına gittiyseniz ya da belgesel izlediyseniz Afrikalıların çok rengarenk elbiseler giymeyi sevdiklerini görmüşsünüzdür. Peki bu elbiselerin anlamı var mı ve kabilelerle ne alakası var? Bunu giymekle bunu giymek arasında ne gibi bir fark olabilir ki? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Ama öncelikle kendimden kısaca bahsedeyim. Yeah. Ghana. I'm so cool, I went to Africa. Back at school, they were laughing at us. Now it's cool to be black as fuck. Now it's cool to be from Africa, huh? Went to Ghana, now I'm acting up. Went to Ghana, now I'm acting up. It's so cool to be from Africa. It's so cool to be from Africa. I'm so cool, I went to Africa. Back at school, they were laughing at us. Tell the truth, it was cruel. Now it's too cool, cool to be black as fuck. Now it's cool to be from Africa. Now it's cool to be from Africa. Went to Ghana, now I'm acting. Went to Ghana, now I'm acting up. Met the coolest youth with stamina. Eat the sweetest food, I'm matching up. Had some bangku, ate some fufu with some good stew, belly bus. Kelly Welle, ate some red red with some jollof, I enough. Plantain made me cuckoo, so much good food, man, ate too much. Yam chips too added up, man, don't be mad at us. I took a plane from Canada, I can't complain, I landed, bruh. Soon as I landed, they handed up. All of that hate ain't adding up. I took my words and just backed it up. It's always been cool to be black as fuck. Went to Ghana, now I'm acting up. Benim adım Tahiru. Kısacası Tahir diyebilirsiniz. Ganalıyım. Ghana, Batı Afrika'da bulunan yemyeşil bir ülke. Atlantik Okyanusu sahili kenarında. İnsanları sıcak, iklimi serin bir ülke. Eskiden buralara altın sahili deniyordu. Ama biliyorsunuz bir ara İngilizleri misafir etmiştik. Onlar gidince sadece sahili kaldı. Yok hala altın da var dostum, atıp tutma. Altın var da bize yok yani. Ghana'nın tam ortasında Kumasi şehrinden geldim. Kumasi, İstanbul gibi köklü tarihi olan ve Aşanti Krallığı'nın başkentiydi. Türkiye'nin şehirleriyle kıyaslanacak olursak, Kumasi, Ghana'nın İstanbul'u olurdu. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ne demiş, ne demiş? Kumasi demiş. Ghana'da 13 tane bölge var. Sayamadığım çok şehir ve kasaba var. Bu şehir ve kasabaların her birinde çeşitli millet, kabile ve bir o kadar da kültür farklılıklar var. Yemekten tutun, dili, giyimi ve kültürüne kadar birbirinden çok farklı insanlardan bahsediyorum. Yani ben Ghana'da bir yere gidiyorum, bazen onların yemeğini yemiyorum. O kadar yani. Düşünsenize mesela Kayseri'den çıkıyorsun, İstanbul'daki mantıyı yemiyorsun. Urfa'daki yemeklerini yemiyorsun. O hesap yani. Orada kaç tane kabile var? Şimdi kabile dediğimizde çok yanlış anlaşılıyor. İnsanların aklına böyle görüntü geliyor. İlkel yaşam, anadan doğuma gezen insanlar, çöl ortasında hayvan kovalıyoruz zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Ben o yüzden millet demeyi tercih ediyorum. Mesela ben Kantoshi milletindenim. Hangi dil konuşuyorsunuz? 5 tane dil konuşuyorum. Türkçe saymazsa tabii ki. Türkçe biliyor muyum sizce? Cevabını yorumlarda yazın. Tabii İngilizce, Arapça, Hausa, Kantoshi, bir de Twi dilini biliyorum. Twi Asanti dilidir. Yani Twi deniyor. Genellikle Ghanalı olmayan arkadaşlarıma söylediğimde bu kelimeyi söylemiyorlar. Twi. Twi diyebileniniz varsa Instagram'da bana atsın, paylaşacağım. En iyi söyleyenizi ya takip edeceğim ya da bir hediye göndereceğim. Bu arada Instagram adresim bu. Ben Kantoshi milletindenim ama kendi ana dilimi pek bilmiyorum. Biz Hausa konuşuyoruz. Hausa aslında Nijerya'dan gelen bir dil. Hausalar da zaten Nijerya'da yaşıyor. Bu dil bize de ticaret yoluyla ulaşmış. Atalarımız Hausa milletiyle karşılaştıklarında hem dillerini hem de dinlerini almışlar. İslam yani. O yüzden Ghana'da Müslümanlar Hausa konuşur çoğunlukla. Tabii bilmeyenler de var. Afrika'da çeşitli kıyafetler var. Rengarenk, inanılmaz. Her ülkeden, her bölgeye ait, her insanlara, her millete ait, her kabileye ait, her kültüre ait elbise var. Mesela bu kente kıyafeti. Bu kıyafetin adı kente. Afrika genelinde benzerleri olmakla birlikte bu Ghana'ya has bir şey aslında. Orijinali bizde yani.
atalarımız bunu örümceğin ağ örmesini taklit ederek yapmışlar. Önceden Aşanti kralları ve kraliyet ailesinin giydiği özel elbiselerdi. O yüzden hala kıymetli ve önemlidir. Hem Ganalılar için, daha doğrusu Afrikalılar için, hem de Amerika'daki Afrika kökenli siyahiler için. Benim giydiğim elbise ise genellikle Batı ve Orta Afrika'da giyilir. Aslında farklı desenleri var ve bölgeden bölgeye göre değişiyor. Mesela birinin bu elbiseyi giydiğini gördüğümde onun nereli olduğunu, hangi milletten olduğunu anlayabilirim. Bayramlarda, seyranlarda bunu giyiyoruz. Dini, milli ve kültürel bayramlarda giyilir. Düğünlerde, çocuk doğduğunda ve cenazelerde farklı renkleri giyilir. Afrika'nın bazı ülkelerinde de devlet destekli olarak cuma günlerinde milli cuma günü giyimi olarak giyilmesi tavsiye edilir. Yani bu elbiseler bir nevi bizim kimliğimiz. Afrikalı olmamızın bir sembolü. Bir de görüyorsunuz böyle bir şapka da var. Ben şapka takmayı tercih etmiyorum pek. Şapkanın bile takılma anlamları var. Mesela bu şekilde takabilirsiniz. Bu şekilde takabilirsiniz bekarım diye. Zenginler farklı şekilde takıyor. Bir de tabii ki şapkanın çeşitli renk ve çeşitleri var. Şimdi olmuş. Bayramlarda sabah sabah bunlar giyiyoruz ve camiye gidiyoruz. O yüzden bayramdan önce terzilere gidiyoruz. Terziler vücut ölçülerimizi alıyor ve bize göre dikiyorlar. Terziler diktikten sonra bu desenleri de yapan özel makineler var. Onların da ustaları farklı. O yüzden bayram olup da bayram gelip de bunu dikemeyenler kendisini ne yazık ki çok kötü hissediyor. Çocukluğumuzda bayramda yani babalarımız hadi gidin terziye gidince o kadar çok seviniyoruz ki. Gerçekten. O yüzden bu var ya çok önemli kardeşim. Onun dışında bir de bu tarz var. Böyle bir şey gördüğünüzde demek ki zengin bir adamla konuşuyorsunuz. Genellikle zenginler bu tarz giyer. Şunu yapıyorlar. Ne kadar büyükse o kadar zenginsin. Çünkü bu elbise ölçülerine göre satılır. Bir de çok pahalı. Yani o kadar çok pahalı ki kumaşına göre, dokusuna göre bazılar binlerce dolar. O yüzden mesela Nijerya'da bunu milletvekilleri, özellikle Hausa milletvekilleri ve zengin insanlar giyiyor. Bunu giyenlere alhacı diyorlar. Yani bunu giyip de dışarı çıktığımda beni zengin zannederler gerçekten. Ama burada bunu giyip dışarı çıktığımda tabii ki insanlar bakar ve bana gülerler. Çocuklar bile belki benden kaçabilir ve eminim ki çok fotoğraf çektirenler de olacaktır. Peki Afrika'da bu kadar rengarenk elbiselerin dışında çıplak gezen kabile yok muydu? Tabii ki var yani. Sizin de televizyonda gördüğünüz gibi ben de televizyonda öyle kabilelerin varlığını görüyorum. Ama bu kabileler aslında ilkel yaşamına adapte olmuş ve hala ilkel yaşamı sürdürüyorlar. Sadece Afrika'nın bazı bölgelerinde bulunur. Mesela Ghana'da böyle bir şey yok. Ama Afrika'nın güneyinde özellikle Botswana, Güney Afrika, Namibya gibi yerlerde böyle kabile rastlanabilir. Bazıları hala avcı, toplayıcı. Ama bu belki Afrika nüfusunun %1'i bile değil. O yüzden bizi onlarla karıştırmayın. Amazon'da da böyle kabileler var. Ama buna bakarak tüm Brezilya'nın ya da tüm Güney Amerika'nın böyle ilkel yaşamı sürdürdüğünü düşünmüyoruz değil mi? Öyle bir şey. Tabii Afrika'da çok güzel yerler olduğu gibi çok geri kalmış yerler var. Genellikle bunlar köylerdir. Ama şehirlerde buradaki yaşam gibi, buradaki gibi yaşam sürdürülüyor. Doğu Afrika'ya gittiğimizde onların kültürel elbiseleri biraz Araplarınkine benziyor. Ama onun dışında Masai gibi kabilelerde onların giydiği böyle kırmızımsı bazı uzun bez parçaları var. Güney Afrika'da da yine bu şekilde. Afrika'nın genelinde yani bu kültürel elbiseler hep giyilir. Ama bunu en çok dünyaya tanıtan Batı Afrikalılardır. Çünkü bunlar adeta bizim hayatımızın bir parçası. Güney Afrika'nın da bildiğiniz gibi orada Araplar yaşıyor. Onlar da Fas, Cezayir gibi ülkelerde. Tabii ki daha farklı şeyler de var. Orta Afrika elbiseleri de hem Batı Afrika'ya hem de Kuzey Afrika'ya çok benziyor. Etiyopya gibi ülkelerde de gerçekten çok farklı, çok güzel rengarenk elbiseleri var. Hanımların giydiği elbiseler dışında erkeklerin de giydiği böyle çok güzel. Yine biraz Kuzey Afrika kültürünü anımsatan bir görüntüsü var. Sudan da yine Kuzey Afrika'ya daha yakın.
bu kıyafeti giyen birini görürseniz bu şekilde, özellikle bu şapkasıyla muhtemelen Müslümandır. Hristiyanların da farklı bir şekilde moda olanlarını da giyiyorlar. Annelerimiz de farklı tarzlarda giyiyor. Çarşaf gibi büyük bez parçaları sarıyorlar annelerimiz. O bez parçalarıyla da çocukları arkalarına sarıyorlar. Ve gerçekten bu anne ile çocuk arasında güçlü bir bağ, hem çocukken daha güçlü bir bağın kurulması açısından çok önemli. Evet, bugün Al-Hacı oldum. Bizde Al-Hacı demek yani zengin bir insan demek. Aslında hacca gitmiş, dönmüş bir insan anlamında. Burada hacı deniyor ya. Ama bizde hacca gidebilmek için yani çok zengin olman gerekiyor. O yüzden bunlar hacılar giyer. Ama onun dışında bu özel olarak cuma günlerinde de giyilir. Bayramlarda giyilir. Biz gençler bu büyüğünü sadece düğünlerde falan giyeriz. Babalarımız her ortamda bunlar giyebilirler. Tabii ki ceplerine göre. Hani ayağını yorganına göre uzatıyorlar ya. İşte bunun adı batakari. Batakarini cebine göre uzat. Batakarini cebine göre uzat. Yani insan sanki uçacakmış gibi hissediyor böyle şeylerle. Bunlar gerçekten bizim kültürümüz. Yani bizi biz yapan şeyler. Nasıl ki ceket giymek ve Osmanlı'da işte fes, Osmanlıların giydiği hani bazı elbiseler var. Nasıl ki bunlar hem Avrupa hem de Türkiye'nin kültürü ise, bunlar da bizim kültürel elbiselerimiz. O yüzden bunu gördüğünüzde ilkel kabile mensubu birini görmüş gibi davranmayın, bakmayın. Gelin fotoğraf çekin, çekinin. Böyle bir şey giymek ister miydiniz mesela? Bunu bazı arkadaşlarıma giydirmek istiyorum. Bunlar güzel şeylerdir. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Yemek kültürümüzle ve Türkiye'den farklılıklarıyla ilgili video yapmak istiyorum. Ama yemek yaparak bu videoyu yapacağım. Takipte kalın, diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Afrika ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğenin, paylaşın, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Back at school they were laughing at us. Tell the truth, it was cruel. Now it's too cool, cool to be black as fuck. Now it's cool to be from Africa. Now it's cool to be from Africa. Went to Ghana, now I'm acting. Went to Ghana, now I'm acting up.